Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekşili sulu köfte yapıyoruz. Onun için kıymam var, 200 gram kadar kabıma ilave ettim. Pirincim var, pirinçlerimi biraz haşladım ben, 2 yemek kaşığı kadar. Bir adet rendelenmiş soğanımız var. Yumurtanın akını içine koyuyorum. Sarısını. Yumurtanın akını koydum. Sarısını terbiyesi için ayırdım. Biraz benimkinin akına sarısı karıştı ama çok da sorun değil. Tuzum ve karabiberim var. İlave edip yoğurmaya başlıyorum. Köftemi yoğurdum. Şekil vermeden önce bir 15-20 dakika kadar buzdolabına dinlendireceğim. Ardından şekil vereceğim. Bu dinlenene kadar ben de sebzelerime başlayacağım kavurmaya. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var. Tenceremi alıyorum. Öncelikli olarak havuçlarım biraz daha sert olduğu için havuçlarımı kavuracağım. Şöyle arada biraz diğerleri karışıyor ama çok da sorun değil. Bunları biraz kavurduktan sonra diğer malzemelerimi de sırasıyla ilave edeceğim. Daha sonra suyunu verip kaynatmaya başlayacağım. Havuçlarım güzelce kavruldu. Artık kalan patateslerimi ve bezelyemi ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Biraz da böyle kavurduktan sonra suyunu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Sebzelerim güzelce kavruldu. Artık kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Köftem artık dinlendi. Dolaptan aldım. Çorbam kaynayana kadar köftelerime hemen şekil veriyorum. Küçük misketler halinde şöyle yuvarlayıp onun içine atıyoruz. İyice unu buluyorum. Şekilde şöyle kenara alıyorum. Suyumuz kaynamaya başladı. Artık hazırlamış olduğum köftelerimi yavaş yavaş tencereme ilave ediyorum. İyice sebzelerim ve köftelerim pişene kadar bekletiyorum. Bu aşamada kontrollü olalım dağılmaması için. Piştikten sonra terbiyesini hazırlayıp vereceğim. Şöyle tek tek bir anda bocalamıyorum. Köftelerimin hepsini attım. Fazla karıştırmıyorum. Altı kısık bir şekilde köftelerim ve sebzelerim pişene kadar bekletiyorum. Çorbamız kaynarken terbiyesini hazırlıyorum. Onun için bir su bardağı yoğurdum var. Kabıma ilave ediyorum. Bir tane yumurta sarısı. Öncelikli olarak şöyle çırpıyorum. Yarım limonun suyu var. Sıkılmış. Onu da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Şimdi çorbanın suyundan yavaş yavaş terbiyemi ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Buradan suyundan alıyorum. Bir yandan da çırpıyorum.
Daha sonra bu ılıtmış olduğum terbiyemi çorbama ilave edip yaklaşık bir 5-10 dakika kadar da böyle kaynatacağım. Terbiyemizi çorbamıza döküyoruz. Yavaşça şöyle karıştırarak. Bir 5-10 dakikada bu şekilde kaynatıp altını kapatıp servise hazırlayacağız. Çorbamız pişti. Artık altını kapatıp dinlendirdikten sonra servise hazırlayacağım. Kıvamı bu şekilde. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.